Değerli öğrenciler, ben matematik öğretmeni Hulusi Ugar. Bu dersimizde karekökenli sayıları anlatacağım. Dersimizde köklü sayıların tanımıyla başlayalım. En birden büyük pozitif bir tam sayı A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere B eşittir kök içinde enci kuvvetten A'ya eninci dereceden kök denir. Şimdi buradaki n sayısına kökün derecesi A'ya da kökün içi denir. B'ye de A'nın n'inci dereceden kökü denir. B eşittir. Karekök A şeklinde yazıldığında buradaki n yerine 2 geldiği kabul edilir. Yani burada gizlen bir 2 vardır. Fakat bu genellikle yazılmaz. Diğer durumlarda yazılır. Yani n 3, 4, 5 gibi durumlarında kökün üstündeki bu n ifadesi yazılır. Genellikle çok kullanıldığı için kareköklü ifade burada yazılmaz. Yani burası B eşittir karekök A şeklinde okunur. Şimdi bu söylediklerimizi örneklerle anlatmaya çalışalım. Birinci örneğimizde karekök 3, 3 üzeri 1 bölü 2 olarak yazılır. Şimdi bu sayımızda bizim şurada gizli bir 2 vardır. Genellikle bu 2'yi yazmazlar, 2 olduğunu yazmazlar. Her sayının üstünde de, yani mesela burada 3'ün üstünde de 1 vardır. Sayı olmadığı zaman her sayının üstü 1'dir. Bunu 3 üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Bunu örneklendirmeye çalışalım. Şimdi burada yine olduğu gibi gizli bir 2 vardır. Burada 5'in üzerinde 5 vermişler. Burası da 5 üzeri 5 bölü 2 diye ifade edilir. Üçüncü örneğimizde burada 3 vermişler. İçerideki sayımızın üstünde 4 var. Bu 2 üssü 4 bölü 3 şeklinde ifade edilir. Bu dördüncü örneğimizde 3'ün üzerinde 2 var. 5'in üzerinde de 2 var. Burada gizli olarak bir 2 vardır. Bu ikiler sadeleşerek dışarı 3 çarpı 5 şeklinde çıkar. Yani karekökün içindeki sayının üstünde 2 varsa kesinlikle dışarıya üstü 1 olarak çıkar. 5'in üzerinde 2 var. Dışarı 5 üzeri 1 olarak çıktı. Dışarı çıkan bu sayılar çarpım durumundadırlar. Ve bunlar çarpılır. 3 kere 5, 15 olur. Bu örneğimizde 2 dışarıda, bunu aynen yazdık. Karekökli sayımızın içinde 6 üzeri 2 var. Bunun üzerinde 2 vardır. Bu kökün üzerinde de gizli bir 2 vardır. 2 2'ye bölünür. 6 üzeri 1 eder. Böylece 6 üzeri 2 dışarıya 6 üzeri 1 olarak, yani 6 olarak çıkar. Dışarıdaki diğer 2 ile çarpıldığı zaman da sonuç 12 eder. Yani kök dışına çıkarılan ifadede kökün önünde bulunan ifade ile çarpılır. Kök dışına çıkarılan ifade ile kökün önüne bulunan ifade çarpılır. Şimdi karekök içindeki sayıların karekök dışına nasıl çıkacağını örneklerle anlatmaya çalışalım. Önce birinci örneğimizde karekök içinde 48'i dışarı çıkarmaya çalışalım. Kök içindeki 48 sayısı 1'i elde edene kadar çarpanlarına ayrılır.
48'i 2'ye böl 24. 24'ü 2'ye böl 12. 12'yi 2'ye böl 6. 3'ü 2'ye 6'yı 2'ye böl 3 ve 3'ü 3'e böl 1. Şimdi buradaki 48 sayısında burada elde etmiş olduğumuz bütün bu sayıların çarpımı bize neyi verir? 48'i verir. Fakat 48 sayısını öyle bir ayarlamalıyız ki bazı sayıların karesi şeklinde olması gerekiyor. Şimdi bunu nasıl ifade edelim? Bu çarpanların içinde 2 ile 2'nin çarpımı var. Bunu 200'ü 2 olarak yazalım. Diğer 2 ile 2'nin çarpımı da tekrar 200'ü 2 olarak yazalım. En son 3 sayısı kalıyor ve 3'ü de tek başına yine bunların yanına yazalım. Şimdi burada şuna dikkat edelim. 200'ü 2, 200'ü 2 ve 3'ün çarpımı bize 48 veriyor. Buradan ne yapacağız? Üzerinde karekök içindeki sayıların üstünde 2 olan bütün sayıları dışarı çıkacağız. Şimdi burada üzerinde 2 olan 2'nin ikisini dışarı çıkardık. Burada da tekrar 2 üzeri 2'nin üzerinde 2'nin üzerinde 2 var. Bunu dışarı çıkardık. Burada tek başına bir 3 kaldı. Bu 3'ün üzerinde 1 olduğu için bu dışarı çıkmaz. Yani özetle kökün içindeki sayıların üssü 2 ise karekökün sayının içindeki sayıların üssü 2 ise yani tam kare ise bunlar dışarı çıkar. Dışarı çıkan bu sayılar kendi arasında çarpılır. 2 ile 2'yi çarp 4. İçeride tek başına 3 kalır. Çünkü 3'ün üssü 1'dir. Şimdi karekök 72 sayısını kök dışına çıkarmaya çalışalım. 72'yi 1'i bulana kadar bölüyoruz. 72'yi 2'ye böl 36. 36'yı 2'ye böl 18. 18 2'ye bölünmez. Düzeltiyorum. 18'i 2'ye böl 9. 9 2'ye bölünmez. 9'u 3'e bölüyoruz. 9'u 3'e böl 3 ve 3'ü 3'e böl 1. Şimdi sağ tarafta oluşmuş olan bu ikilerin ve üçlerin yani tam kare olacak olan sayıları karekökün içinde düzenlemeye çalışalım. 2 tane 2, 200'ü 2 olarak yazılır. 3 tane düzeltiyorum. 2 tane 3 çarpımı 3 üzeri 2 olarak yazılır. Ve buradaki 2 tek başına kaldığı için diğer 2 bunu da tek başına kök içine yazarız. Şimdi 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 ve 2'nin çarpımı bize 72 veriyor. Şimdi karekök içindeki sayılardan üssü 2 olanları dışarı çıkarıyoruz. 2 üzeri 2 dışarı 2 olarak çıkar. 3 üssü 2 dışarı 3 olarak çıkar. Ve içeride 2 üssü 1 kaldığı için o da dışarı çıkmaz. Çünkü bunun üssü 2 değildir. Bu aynen kalır içeride. Dışarı çıkan bu 2 ile 3'ü çarptığımız zaman 6 eder. Yani karekök 72, 6 kök 2 diye dışarı çıkar. Rasyonel sayıların karekökü yani diğer bir adıyla genel olarak kökü. Şimdi B sıfırdan farklı olmak üzere karekök içinde A bölü B ifadesi parçalanarak kök A bölü kök B şeklinde yazılabilir. A bölü kök A şeklindeki ifademizde kök A olarak
yazılabilir. Şimdi bu anlattıklarımızı örneklerle anlatmaya çalışalım. Karekök içinde 9 bölü 16'yı kök 9 bölü kök 16 olarak ifade edersek 9 3'ün karesi olduğu için dışarı 3 olarak çıkar. 16 4'ün karesi olduğu için dışarı 4 olarak çıkar. Bu örneğimizde karekök içinde 72 bölü 128'i önce sadeleştirelim. Nasıl yapalım? Yani 72'yi 2'ye böldük. 36, 128'i 2'ye böldük. 64. Daha sonra bu kareköklü ifademizi iki parçaya ayırdık. Kök 36 bölü kök 64. 36, 6'nın karesi olduğu için dışarı 6 olarak çıkar. 64, 8'in karesi olduğu için 8 olarak dışarı çıkar. Ve bunların ikisini de aynı anda 2'ye böldüğümüz zaman 6'yı 2'ye böl 3 ve 8'i 2'ye böl 4 olarak dışarı çıkar. 1 tam 7 bölü 9 ifadesinde önce tam sayıyı kestirip bileşik kesi çevirelim. 9'da 1 çarpalım 9, 7 ile toplayalım 16 eder. İfademiz 16 bölü 9'dur. Şimdi burada 16 4'ün karesi olduğu için dışarı 4 olarak çıkar. 9 da 3'ün karesi olduğu için dışarı 3 olarak çıkar. 3 bölü kök 3. Bu ifademizde payı ve paydayı kök 3'ün eşleniği olan kök 3 ile genişletiyoruz. Yani payı ve paydayı genişlettiğimiz zaman aynı sayıyla o sayının ifadesi değişmez. Şimdi aşağısı kök 3 çarpı kök 3'ten kök 9 oluyor. Kök 9 da 9 3'ün karesi olduğu için dışarı 3 olarak çıkar. Buradaki 3 bölü pardon 3 çarpı kök 3'ü de aynen buraya yazıyoruz. Şimdi dışarıdaki 3 ile dışarıdaki paydaki 3 ile paydaki 3'ü sadeleştirdiğimiz zaman sonucumuz kök 3 oluyor. Ondalık sayıların yani virgülü sayıların kökünü alma işlemlerini örnekle verelim. Şimdi bu örneğimizde 0 tam %4'ü önce kesir olarak 4 bölü 100 olarak yazabiliriz. Burada ayrı ayrı çıkarma yapmaya çalışalım dışarıya. 4 2'nin karesi olduğu için dışarı 2 olarak çıkar. 100 10'un karesi olduğu için dışarı 10 olarak çıkar. 2 bölü 10 ifadesini 2'ye 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman 2 2'ye böl 1 ve 10'u 2'ye böl 5 olarak dışarı çıkar. Şimdi bu örneğimizde 1,44 sayısı dışarıya 1,2 olarak çıkar. Bunu nasıl anlatalım? Eğer bunu kafadan yapamıyorsak şöyle uzun yolla yapmaya çalışacağız. 1,44'ü 44 bölü 100 olarak yazdığımız zaman 144 12'nin karesidir. Dışarı 12 olarak çıkar. 100 10'un karesidir. Dışarı 10 olarak çıkar. 12 bölü 10 da 1,2 olarak 1 tam 10 da 2 olarak yazılabilir. Bu ifadeye bakalım. Burada 2 tam 10'da 5'i 25 bölü 100 olarak yazarız. 25 5'in karesi olduğu için dışarı 5 olarak çıkar. 10 hiçbir sayının karesi olmadığından yani hiçbir doğal sayının karesi olmadığından hiçbir doğal sayının karesi 10 olmadığından o direkt içeride kalır. İfademiz 5 bölü kök 10 olarak dışarı çıkar. 0,9 ifademizde 9 bölü 10 olarak yazarız. 9 bölü 10'u kök 9 bölü kök 10 olarak ifade edebiliriz. Kök 9 dışarı 3 olarak çıkar. Çünkü 3'ün karesi 9'dur. Aynı şekilde kök 10 dışarı direkt kök 10 olarak yazılır. Yani hiçbir sayının karesi hiçbir doğal sayının karesi 10 olmadığından bu aynen kök içinde kalır. Sonuç 3 bölü kök 10 olarak.
sonuçlanır. Köklü sayılarda toplama ve çıkarma. Şimdi toplama ve çıkarma yapabilmek için çök derecelerinin ve kök içlerinin aynı olması gerekir. Bunu sembolik olarak şöyle ifade edeyim. Enerji kuvvetten A ile enerji kuvvetten A'nın toplamı 2 çarpı enerji kuvvetten A eder. Aynı şekilde 2 çarpı enerji kökten A'dan 1 enerji kuvvetten 1A'yı çıkartırsak enerji kuvvetten A eder. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Kök A ile kök B'nin toplamasında ya da çıkarmasında kök şu A sayısıyla B sayısı kök içine alınamaz. Şimdi bu toplama ve çıkarma işlemini örnekler üzerinde görmeye çalışalım. Birinci örneğimizde köklerimizin hepsi kök 3'tür. Bu kök 3'ü başa yazarız. Diğer içerideki sayılarımızı da parantez içinde toplarız veya çıkartırız. 3'ü aldık. Eksi 4'ü aldık. Sonra artı 2'yi aldık. Burada şöyle bir yol izleyeceğiz. Üçten 4 çıkaralım. Eksi 1. Eksi 1'e artı 2 ekleyelim. Artı 1. Yani bu 3 eksi 4 artı 2 işleminin sonucu 1 olduğu için sonucumuz kök 3'tür. Şimdi ikinci örneğimizde şöyle bir yol izleyeceğiz. Aynı köklü ifadeleri bir araya toplayalım. 2 kök 3'ü başa yazdık. Diğer eksi 3 kök 3'ü onun yanına yazdık. Şimdi kök 2'yi aşağı kök 2 olarak indirdim. Diğer 5 kök 2'yi yine onun yanına yazdım. Buradaki artı 2 ifadesi tek başına kaldı. Onu da aynı yazalım. Şimdi burada şunu yapmaya çalışacağız. Kök 3'lü ifadelerin önündeki katsayıları kendi aralarında toplayacağız ya da çıkaracağız. Ne yapalım? Şöyle bir şey yapıyoruz. Buradaki artı 2 ile eksi 3'ün sonucu ne eder? Eksi 1 kök 3 eder. Bir kök 2 ile 5 kök 2'nin toplamı 6 kök 2 eder. Buradaki 2'yi de aynen kendi arasında başka sayı olmadığı için direkt diğer tarafa aktarıyoruz. Şimdi işlemimiz burada bitmiştir. Bunu ne yaparız? Başka türlü devam ettiremeyiz. Niye derseniz çünkü kök 3 ile kök 2 farklıdır. Yani aynı köklü ifadeleri kendi aralarına toplayıp çıkartıyoruz. Farklı olunca işlemimiz tutuyor. İşlemimiz bitiyor. Burada şunu yaptık. İsterseniz sonucumuzu böyle bırakabiliriz. İstersek şu 6 kök 2'yi başa alırız. Daha sonra eksi kök 3'ü onun yanına 2'yi de en sona yazabiliriz. Yani kısacası sadece geri değiştirme işlemi yaptık. Yine sonuç aynıdır. Bu ifadeyle bu sonuç olarak aynıdır. Şimdi bu örneğimizde önce kök dışına çıkabilecek olan ifadeleri çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi
3 kök 2 aynen yazdım. Çünkü onun içinde zaten kökün içinde çıkabilecek olan bir ifade yok. 2 zaten kök içinde kalıyor. Buradaki 12 sayısını 4 çarpı 3 olarak çarpanından ayırdık. 48 sayısını da 3 çarpı 16 olarak çarpanından ayırdık. 3 kök 2 aynen yazdık. Buradaki 4 sayısı dışarıya 2 olarak çıkar. Dışarıdaki diğer katsayıyla çarpılır ve 4 kök 3 olarak sonuçlandırılır. Buradaki 16 sayısı 4'ün karesi olduğu için dışarıya 4'ün karesi olarak 4'ün karesi 16 olduğu için dışarıya 4 olarak çıkar. Bu 4 ile dışarıdaki katsayı olan artı 3 çarptığımız zaman da burası ne olur? 12 kök 3 olur. Şimdi burada ne yapacağız? Eksi kök 4 3 ile artı kök artı 12 çarpı kök 3'ün sonucunu nasıl yazacağız? Eksi 4 artı 12 daha ne eder? 8 kök 3 olur. Buradaki 3 kök 2'de aşağı indiririz. Ve işlemimiz sonuçlanır. Bu aşamadan sonra başka bir şey yapamayız. Çünkü köklerin içindeki sayılar farklı oldu. Köklerin içindeki sayılar farklı olduğu zaman da toplama ya da çıkarma işlemimiz sonuçlanır. Bu örneğimizde önce bakın şuna dikkat edelim. 1 bölü 9 artı 1 bölü 16 dışarı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 olarak çıkmaz. Çünkü arada artı var. Artı eksi olduğu zaman bu işlemi yapamayız. Bunun için bunu tek bir kesir haline getirmemiz lazım. Onun için normal toplama işlemimizi yapıyoruz. Bunu 16 ile bunu 9 ile genişleterek tek kesir haline getirmeye çalışıyoruz. Bu işlemlerimizin sonucunda yukarısı 25, aşağısı 16 çarpı 9 oluyor. Dikkat ederseniz buradaki 16 ile 9'u çarpmadık. Çünkü nasılsa kök dışına çıkarabilmek için çarpanına ayırma işlemini yapmamız gerekiyordu. Şimdi çıkarma işlemini kök dışına çıkarma işlemini yapmaya çalışalım. 25 5'in karesi olduğu için dışarı 5 olarak çıkar. Buradaki 16 4'ün karesi olduğu için dışarı 4 olarak çıkar. Buradaki 9 sayısı 3'ün karesi olduğu için dışarı 3 olarak çıkar ve işlemimiz 5 bölü 12 olarak sonuçlanır. Bu örneğimizde yine aynı şekilde iki tane kesirin toplamı olduğu için bunu tek kesir haline getirmemiz gerekiyor. Onun için paydaları eşitledik. Yukarısı 25 artı 144 etti. Bunun sonucu kaçtır? 169. 169 13'ün karesi olduğu için dışarı 13 olarak çıkar. Aşağısı 25 çarpı 144 oldu. 25 5'in karesi olduğu için dışarı 5 olarak çıkar. 144 de 12'nin karesi olduğu için dışarı 12 olarak çıkar. Sonuç olarak yukarısı 13, aşağısı 5 çarpı 12'den 60 eder. Şimdi çarpma işlemine geçelim. Çarpma işlemini yapabilmemiz için kök derecelerinin aynı olması gerekir. Yani şimdi burada n'ci dereceden kök a ile n'ci dereceden kök b'nin çarpımı n'ci dereceden kök a çarpı b şeklinde ifade edilir. Şimdi bunu örnekle anlatmaya çalışalım. Şimdi dışarıdaki bu örneğimizde dışarıdaki sayılar kendi arasında çarpılır. Sonuç 6 olur. İçerideki sayılar da kendi arasında çarpılır. Kök 2 ile kök 3 çarpıldığı zaman kök 6 olur. Bu örneğimizde iki tane köklü ifadenin çarpımı verilmiş. Yine bunları tek bir kök içinde birleştirebiliriz. Yani bölme ve çarpma da
Kökler tek kök içinde birleştirilebilir ama toplum açıklamada böyle bir şey yok. Burada ne oldu? İkiyi sadeleştiriyoruz. 1 ediyor. Ve 75 ile 3'ü sadeleştiriyoruz. 25 ediyor. 25 de 5'in karesi olduğu için dışarı 5 olarak çıkar. Köklü ifadenin kuvveti. Şimdi burada bir köklü ifadenin emince kuvvetini vermişler formülümüzde. Buradaki sayı kuvvet olarak kök içine alınır. Yani şuradaki m sayısıyla içerideki a'nın üssü çarpılır. Kısacası burası dışarıya a üzeri m bölü n olarak çıkar. Bunu örneklendirelim. Bu örneğimizde buradaki 3 sayısı içerideki 5'in kuvveti olarak yazılır. 5'in 3. kuvveti 5'in karesi çarpı 5 olduğu için 5'in karesi dışarı 5 olarak çıkar. Diğer 5 içeride kalır. Bu örneğimizde 3 sayısı 6'nın üssü olarak içeri yazılır. Şimdi burada şu vardır. 6'nın üzerinde aslında 1 vardır. Bu 3 ile 1 çarpılıyor. Burası 6 üzeri 3 oluyor. Bunların ikisi aynı olduğu için dışarı 6 olarak çıkar. Ya da bunu 6 üzeri 3 bölü 3 şeklinde düşünürüz. 6 üzeri 3 bölü 3 de 6 üzeri 1'e eşittir. Sonuç 6. Ne diyebiliriz en son olarak? Alınan kuvvetle kök derecesi aynı olursa kök kalkar. Şimdi buradaki örneğimizde şunu yapmaya çalışıyoruz. 1 artı kök için karesi. Bir şeyin karesi demek o şeyi kendisiyle çarpmak demektir. Burada ne yapacağız? 1 artı kök 3 ile 1 artı kök 3 çarpacağız. 1 ile 1'i çarparız. 1. 1 ile kök 3 çarparız. Kök 3. Aynı işlemi 3 için yapacağız. 3 ile 1'i çarptığımızda pardon, kök 3 ile yapacağız. Kök 3 ile 1'i çarptığımız zaman kök 3. Kök 3 ile kök 3'ü çarptığımız zaman 9 olduğu için 9 da 3'ün karesi olduğundan dışarı 3 olarak çıkar. Daha sonra burada 1 ile 3'ün toplamı 4 eder. 1 kök 3 ile 1 kök 3'ün toplamı da 2 kök 3 olur. Bu örneğimizi A artı B'nin açılım formülü olan A kare artı 2AB artı B kare formülü de yapabilirdik. Geçelim başka bir örneğe. Bu örnekte 2 kök 3'ün karesi alınmış. Şimdi buradaki 2 sayısı dışarıdaki 2'ye kuvvet olarak yazılır. Kökün içindeki sayının üstüne de kuvvet olarak yazılır. 2 sayısı 3'ün üzerinde 2 olarak geldikten sonra 2'nin karesi 4'tür. Kök içinde 3'ün karesi de dışarı 3 olarak çıkar. 4 kere 3 12 eder. Bu örneğimizde buradaki A artı B'nin karesi formülü şeklinde açarsak A sayısı 3 kök 2, B sayısı da 2 olur. Gerekli işlemleri yaptığımız zaman sonucumuz 22 artı 12 kök 2 olarak dışarı çıkar. Paydayı rasyonel yapmak yani kökten kurtarmak. Bu iki türlü olarak karşımıza çıkar. Birincisi kök A şeklinde değeri de biraz sonra söyleyeceğiz. Kök A artı kök B şeklinde olacak. Şimdi kök A şeklindeki
ifadelerde paydayı kökten kurtarmak için pay ve payda kök a ile çarpılır. Örnek verelim. 3 bölü kök 3 ifadesinde payı ve paydayı kök 3 ile çarptığımız, genişlettiğimiz zaman yukarısı 3 kök 3, aşağısı kök 3 çarpı kök 3 kök 9 olur. 9 da 3 olarak dışarı çıkar. Bu 3 ile 3'ü sadeleştirdiğimiz zaman sonuç kök 3 olur. Kök 3 çarpı kök 3 kök 9 ve 3'tü. 10 bölü kök 5 ifadesinde payı ve paydayı kök 5 ile genişletiyoruz. Yukarısı 10 kök 5, aşağısı kök 25'ten 5 olarak çıkar. 10'u 5'e böldüğümüz zaman da 2 kök 5 olur sonucumuz. Bu örneğimizde payı ve paydayı kök 3 ile genişletiyoruz. Aşağısı şöyle olur. 3 direkt yazılır. Kök 3 çarpı kök 3 kök 9 olduğu için dışarı 3 olarak çıkar. Yukarısı aynen yazılır 7 kök 3 olarak. 3 ile 3 çarpımı 9'dur. Yukarısı yine aynı yazılır. Sonuç 7 kök 3 bölü 9 olur. Kök a artı eksi kök 5 şeklindeki ifadelerde pay ve payda paydanın eşleniğiyle çarpılır. Burası iki kare farkı olan a kare eksi b kare a artı b a eksi b'nin çarpımı şeklinde olan ifadeden faydalanılarak yapılacak. Yani iki kare farkı örneği formülünden yararlanarak bu ifadeleri hesaplamaya çalışacağız. Şimdi bu örneğimizde yukarısını ve aşağısını alttaki sayının eşleniği olan kök 5 artı kök 2 ile genişletiyoruz. Şimdi iki kare farkındaki sayıları belirleyelim. Buradaki kök 5 a sayısıdır. Kök 2 de B sayısıdır. Kök 5 eksi kök 2 çarpı kök 5 artı kök 2 dışarıya 5 eksi 2 olarak çıkar. 5 eksi 2'nin sonucu da 3 olduğundan aşağısı 3 olur. Yukarısı aynen yazılır. Sonuç kök 5 artı kök 2 bölü 3 olur. Bu örneğimizde 2 eksi kök 5'in eşleniği olan 2 artı kök 5 ile pay ve paydayı çarpıyoruz. 2'nin karesi 4'tür. Kök 5'in karesi kök 25, o da dışarı 5 olarak çıkar. 4'ten 5 çıkaralım. Eksi 1. Yukarısı zaten aynen 2 artı kök 5 olarak kalır. 2 artı kök 5'i de eksi 1'e böldüğümüz zaman sonuç eksi 2 eksi kök 5 olur. Şimdi yukarıda anlattıklarımızı örneklerle pekiştirelim. Bu örneğimizde 4 tam 10'a 9'u 49 bölü 10 olarak yazarız. 0 tam 10'da 9'u 9 bölü 10 olarak yazarız. 49 bölü karekök içinde 49 bölü kök 10'u kök 49 bölü kök 10 olarak yazabiliriz. 9 bölü 10'u da kök 9 bölü kök 10 olarak yazabiliriz. 49 7'nin karesi olduğu için dışarı 7 olarak çıkar. Kök 10 hiçbir doğal sayının karesi olmadığından aynen kök içinde kalır. Kök 9 3'ün karesi olduğu için dışarı 3 olarak çıkar. Kök 10 aynen yazılır. Şimdi burada ifadelerin iki tane kesirli sayı çıktı karşımıza. Bunların paydaları eşit olduğundan bunları tek bir ortak paydada birleştirebiliriz. Yani kök 10
ortak paydasında bunları birleştirdik. 7 ile de 3 topladık. 10 etti. Payı ve paydayı kök 10 ile genişlettik. Aşağısı 10 çarpı 10 olduğundan kök 100 eder. Kök 100 de dışarı 10 olarak çıkar. 10 ile de onu sadeleştirdiğimiz zaman sonuç kök 10 olur. Şimdi bu örneğimizde kök 3 eksi kök 2'nin eşleniği kök 3 artı kök 2 olduğundan pay ve paydayı kök 3 artı kök 2'ye çarpacağız. Kök 2'nin eşleniği de kök 2 olduğundan pay ve paydayı kök 2 ile genişleteceğiz. Bu yukarısı zaten kök 3 artı kök 2 olur. Aşağısı da 2 kare farkından 1 çıkar. Nasıl olacak orası? Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kök 9 olduğundan dışarı 3 olarak çıkar. Kök 2 ile de kök 2'nin çarpımı kök 4'tür. 4 de 2 olduğundan sonuç 3'ten 2'yi çıkardığımızda 1 eder. Burası da kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4'tür. Dışarı 2 olarak çıkar. Bu 2 ile 2'yi sadeleştirdiğimiz zaman burası tek başına kök 2 olarak kalır. Burada 1 ile 1 sadeleştirdiği zaman burada kök 3 artı kök 2 kalır. Artı kök 2 eksi kök 3 daha 0 eder. Sonuç kök 3 olur. Bu örneğimizde dersimizi bitirelim. Şimdi önce köklü ifadeleri dışarı çıkarmaya çalışacağız. Kök 75 3 çarpı 25 olarak yazılabilir. Kök 12 3 çarpı 4 olarak yazılabilir. Ve kök 27 bölü 4'ü de kök 27 bölü kök 4 şeklinde parçalayabiliriz. 25, 5'in karesi olduğu için dışarı 5 olarak çıkar. 3 içeride kalır. 4, 2'nin karesi olduğu için dışarı 2 olarak çıkar. 3 içeride kalır. 27, 9 çarpı 3'tür. 9, 3'ün karesi olduğu için 3 dışarı çıkar. Diğer 3 içeride kalır. Kök 4, 2'nin karesi olduğundan dışarı 2 olarak çıkar. Buradaki işlemi sonuçlandırabilmek için paydaları işlememiz gerekiyor. Ortak paydamız 2'dir. 2 ile 5'i çarptığımız zaman 10. 2 ile 2'yi çarptığımız zaman 4. Ve ortak paydamız 2. Yukarıda yapacağımız işlem şudur. On kök 3 ile 3 kök 3'ü topladığımız zaman 13 kök 3 eder. Eksi 4 kök 3'ü aynen yanına yazıyoruz. Ortak paydamız zaten 2 idi, o direkt aşağı yazıldı. 13 kök 3'ten 4 kök 3 çıkardığımız zaman 9 kök 3 eder. Ortak paydamızı da 2 olarak yazıyoruz ve sonuç 9 bölü kök 2 çarpı kök 3 olarak çıkar.